Herkese selam. Road to Glory'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün Squad Battle ödüllerimi açacağım ve kadromda ufak bir değişiklik yaptım. Ondan bahsetmek istiyorum size. Ama öncelikle buradan İsmail'e teşekkür ediyorum. Squad Battle maçlarını bu hafta o oynadı ve Elite 1 yaptı beni. Onun sayesinde bu paketleri açacağız. Kanala yeniyseniz abone olup videoları beğenirseniz de çok sevinirim. Akşam Twitch yayınlarım oluyor. Akşam yaklaşık 8-7 civarı. Sosyal medyalardan paylaşıyorum. Instagram, Twitter. Yemek sepeti kuponu da dağıtıyorum. Daha bir sürü abonelere özel çekilişte olacak. Takip etmek istiyorsanız İsmim ekranda zaten şu an görüyorsunuz ya da açıklama kısmında mevcut. Şimdi kadromda şöyle bir değişiklik yaptım. Öncelikle burada kim vardı? Sol bekte Alex Tejes vardı. Sol kanatta Son vardı. Forvet'te de 7 kimya Rashford vardı. Sağ tarafı da Mahrez ve Cancelo'dan önce Chiesa ve Cuadrado yapmıştım. Ama onu değiştiriyordum arada. Hani bazen bu ikiliye dönüp bazen hani Chiesa'yı deniyordum ama Plesa metası olduğu için şu an Mahrez'i kullanmak daha mantıklı gibi. Nasıl yaptım bu kadroyu? Öncelikle şeyleri göstereyim, satılanları göstereyim ki sizin de bir fikriniz olsun ne yaptığıma dair. Rashford'u sattım. Aynı şekilde Alex Tejes'i de sattım. Ben Rashford'u biraz daha pahalıya almıştım. Birazcık zarar ettik Rashford'da. Rashford'u neden sattın diye soracak olursan, dribblingini bence çok stiff kalıyor bu sene. Hani ben çok beğenemedim Rashford'u. O yüzden Saint Maximin'i kanatta kullanmak daha mantıklı geldi bana. Şaka yapmıyorum. Daha mantıklı. 7 kimya sonla oynarım daha iyi. Ve bir tane Silver oyuncu aldım demiştim size. Coin Kasper rehberi videomda bahsetmiştim bundan zaten. Bir tane Silver inform aldım. Evet, bu kartı Nielsen'ı 14K'dan aldım. Ya price range'i kaçtı? Attım kulübe, bekleyeceğim. 30K olabilir, olmayabilir. O yüzden bir risk aldım ve bunu aldım. Çok ya 10K'dan hiçbir şey değişmez ama hani kar edebiliriz. 15K'da kar edebiliriz. O yüzden çok bir sıkıntı yok benim için. Zaten yüksel yaptığın zaman 5000 veriyormuş. En fazla 9K falan zarar edeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Kadromda herhangi bir hani sevmediğim bir şey var mı diye soracak olursan, sağ kanada tabii ki Messi ve şey gerekiyor, Hakimi gerekiyor. Defans hattında Kimpembe bazen ileri çıkıyor. O da atak work rate medium olduğu için mi bilmiyorum. Onun dışında kadromuz güzel. Ama geçen paketi açmadan bir şey daha söyleyeceğim. Şunu da belirtmek istiyorum. Son ve Ronaldo çift forvet oynarken hani bazen top kontrolleri böyle ağır kalıyor. Acaba Son'u satıp daha böyle başka bir kanat böyle ya da ne bileyim Mendy Vinicius Junior yapıp Vinicius forvete mi atsam, daha kıvrak biriyle mi oynasam bilmiyorum. Uzun lafın kısası, orada da bir değişikliğe gidebilirim. Evet, bu paketlerden sonra belli olacak. Bu iki paketten sonra belli olacak. İsmail'e tekrardan buradan teşekkür ediyorum. İki tane 50K'lı paket eşittir bir tane 100K'lı paket. İkisi de satılabilir. Bu sene satılabilir istediğimi söyleyeyim. An Cristiano Ronaldo gelmesi de bir o kadar ne deniyor buna? Değişikti ama tabii ki Ronaldo olduğu için hiçbir zaman şikayet etmiyoruz. Şimdi birimi açalım, ikimi açalım. Buradan iyi bir şey gelirse kadromuzu değiştirebiliriz. Son aldığı yerine başka da sol kanadı Vinicius'u belki alabiliriz. Birazdan göreceğiz. İlkini açıyorum. İkinciyi açacaktım, ilkini açıyorum. Hadi bakalım. Siz de paketten neler çıkardığını söyleyin. Merak ediyorum ben de. Walkout hadi. Handanovic hadi be. 86 ratingde Handanovic geldim. Çok para etmiyordur tabii ki kaleciler bildiğiniz üzere. O 10K falan çıkarsa şaşırmıyoruz artık. Arkada biri var mı? Gelson Martins para ediyor. İyi kart Gelson Martins. Bu arkadaş para 10K'ya gidiyor. Tabii ne yazık ki bu kartı satamıyoruz ama Gelson Martins para ediyor arkadaşlar, aklınızda olsun. 3K'lara falan gidiyor. Çünkü kimyası var Ben Yedder'e ve Renato'ya, aklınızda olsun. Evet, son paketimiz. Bu arada benim Bansuaç paketim gelmedi. EA'de yazmadım nedense, hala yazmadım. Bugün yazacağım. Çok bir şey olacağını zannetmiyorum ama Bansuaç paketim gelmedi abi. Hakikaten gelmedi. Ve ben onu açmamıştım da. Uzak diyarlara gitti o herhalde. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bundan walkout almamız lazım. Geçenki gibi alamadık işte. Geçen paketteki walkout şansımız 83 ratingli Merino geldi. Geçen paketteki walkout şansımız işte orada kullandık Handanovic'le. Mendy alırım arkadan ama ya. Abo. Evet, bu hafta Squad Battle'ı bunun için oynadık. Neredeyse hiç coin kasamadık. Sıfır. Hiç kar edemedik. Sıfır kar ettik. Kadromu değiştirmeyi düşünüyordum hafif de olsa böyle ufaktan ama ne yazık ki bugün değil. Evet, şu an Division kaçta olduğumu göstereyim size. Division kaçtayız? Şu an Division 4'teyim ve Rank 3'teyim. Birkaç tane Division maçı atacağım. En azından hani Division 3'e kadar değil de Rank 1'e kadar çıkmaya çalışacağım. Hem Ronaldo'yu da size göstereyim nasıl olduğunu, gameplay'ini göstermek istiyorum. Formasyon olarak şöyle söyleyeyim size. 4-4-2'm var bir tane. 4-4-2 böyle. Saint-Maximin solda, Mahrez sağda, Son solda, Ronaldo sağda. Ronaldo'yu sola alacağım çünkü plase vurmak için. 4-2-3-1 Ronaldo forvet. Burada şöyle yapacağım. Saint-Maximin'i sola alacağım. Son'u sağa alacağım. Mahrez'i ortaya alacağım. 4-1-2-1-2'de yine sonra Ronaldo böyle. 4-4-2'de
Böyle yaptım. Şeyleri durdurup bakabilirsin. Böyle ekranda göstereyim size. Genelde bununla oynuyorum. 4-2-3-1 ya da 4-4-2 ile oynuyorum. Defanslara geride kal. Orta sahalara geride kal. Merkezi kapat diyorum. Hadi bakalım. Birkaç tane Division 4 maçı atalım. Evet, ilk maç. Bakalım kadroya. Oo, full Bundesliga. Neredeyse. Ronaldo. Ronaldo. Ne diyecektim? Hangi hareketten? Heel to heel flick. Güzel. Orada rakibim bak nasıl avladım görüyor musun? Orada orta sahayı CDM'i kapatıyor. Oradaki alanı bulduğumuz an Ronaldo golü atacak. Bitiriciliği tabii ki başka bir seviye. Oo, çok güzel pas attı. Abi pası arada kaldım biliyor musun? Atacak mı atmayacak mı şeyinde kaldım. Ya ilk başta atmayınca dedim ki atmaz bu adam herhalde. Ama güzel attı valla. Mahrez. Of, aferin, iyi dribling, iyi dribling. Rakibim biraz panik oluyor savunma yaparken. Hücumda bir soğuk, bir ne kadar soğukkanlıysa savunmada da bir o kadar soğukkanlıktan yoksun. Güzel dribling. Ronaldo plase. Aa! Devam. Ronaldo. Atabiliyor musun bunu? Aferin Ronaldo be. Pas atacağımı zannetti bak. Yine pas atacağımı zannetti ama biz düz koşmaya devam ettik. Rakibim yine avlamayı başardım. Aferin Ronaldo. Rashford yerine Ronaldo yedi kim ya? Aşırı mantıklı bence. İlk yarıda rakibime her türlü üstünlük kurdum. 70-30 pozisyon bende. 4 şut 2 şut. İyiyiz ya yine. O daha fazla müdahale yapmış tabii. 20 tane müdahalesi var ama top bizde olduğu için gayet normal bu. Abi ya ben Cancelo niye yetişemiyor bu adama? Adam leverage atıyor, Haaland'da koşuyor, yetişemiyorum Cancelo'ya. Şaka gibi. İlk maçımızı kazanmayı başardık. Yani rakip L1 üçgen atıyor arkaya. Anlıyorum atacağını. Ama Cancelo'yu galiba seçmem gerekiyor manuel olarak. İleride de ya ileride yakalanıyoruz ama taktiklerde de çok ileride değilim. 40 şeyim var. Bilmiyorum, bakacağız. Bir sonraki maça geçebiliriz. İkinci maça geçiyoruz. Bakalım kadroya. Premier League kadrosu kurmuştuyuz. Alan'la oynuyor. Rüdiger var. Rüdiger bu arada çok hızlı değil ama yani yapışıyor, bırakmıyor. Devam. Mahrez. Uf, Mahrez be. Oğlum Mahrez çok iyi şut çekiyor ya. Her FIFA'da Mahrez'in hani böyle statların ortalama gözüküyor ama o şutu çektiği zaman diyorsun ki bu kart istatistiklerinden daha iyi oynuyor. Ronaldo. Of. Oo, atamadı Ronaldo. Oh. Mahrez. Konuşamadım. İnanılmaz saçma şeyler oldu. İlk başta sombrero flick denedim. Ondan sonrası zaten kaos. Bu arada Mahrez camda çok iyi oynadı bu maç. 4-2-3-1'de Mahrez camda inanılmaz iyi oynadı. Çok etkilendim. Bilmiyorum. Kanatta biraz yavaş kalıyordu. Evet, 4-4-2'de ama 4-2-3-1'de camda bence doğru mevkiini buldu. Evet, rakibimiz oyundan çıktı. Üçüncü maça geçiyoruz. Bu maçı kazanırsak streak olacak derken Benzema ile oynayan biri. Pek görmediğimiz bir kart. Hoppa, inanılmaz pas. Mahrez bitirir. Hay Allah'ım ya. Bu nasıl bir animasyon? Kaleci topu dikme animasyonuna girdi, vücuduna çarptı top ya. Bir dahakine gömeceğim plaseyi vallahi, biliyor musun? İlk yarıda gol olmadı. Şut da çok az çekildi. Rakibim biraz topla oynamayı seviyor. O yüzden hani çok bir şey yapamadık. Pozisyon yarattım aslında da. Onu da atamadım ya. Neyse, ikinci yarı telafi edeceğim. Yedekten başkasını sokacağım ya da formasyon değiştireceğim. Direkt 4-4-2'ye geçeceğim. Ay ay, kafa golü. Kafa gollerini. Bu da yeni mi çıktı, ben anlamıyorum ki. Kafa golü nasıl Cancelo? Vinicius daha mı iyi zıplıyor? Herhalde daha iyi zıplıyor ki attı golü. Ronaldo yeşil. İşte böyle ortanın ortaya cevap böyle geldi. Bazuka attım. Bu arada yeşil vurmasam girmeyebilirdi. Değişik bir böyle animasyon, böyle bir yeşil olmasaydı girmeyecekmiş gibi geldi bana. Of! Ronaldo! Otoblok olacak zannettim. O oldu zannettim. Ondan sonra geçince de şeye gitti zannettim. Göğe gitti zannettim de. Adam en yukarıyı vurdu beyler. Daha iyi bir şut olamıyor herhalde bu oyunda. Hayır hayır. Hayır Kobemir. Ben bir salağım ya. Ben bir salağım. Oyunun bir yerde takıldı. Ben de abi dümdüz koşup gol atıyorlar. İnanamıyorum ya. Geçen maçki talihsiz beraberlikten sonra
Bernardo Silva ile oynuyor. Değişik bir adam. Değişik bir adam. Bernardo Silva. Mahrez çok temiz oynadık be. Çok temiz oynadık. Helal Mahrez. Mahrez öne çıkıyor bu maçta. Bu daha doğrusu bugünkü maçlarda ön planda. Ya elbet girecekti ama adam atacaktı ya. O top sekse bile atacaktı yani. Sonaldo aferin. Soğukkanlılık season. Orada bir anda Bruno Fernandes'e düz koştum. Adam allak bullak oldu. Defansa ne yapacağını bilemedi. Hadi be Ronaldo'cum be. Yapma be. Atma ne olur atma, attı. Ne olur atma. Kale. Kaleci abi. İnanılmaz pozisyon. Kolay el atamaz onu. Allah ama bunu atar ki çok boş bıraktık. Çok boş bıraktık ya. Şutu çek, yani bu benim hatam kesinlikle. Şu şutu çekecek alan bırakmamalıyız ona. Yani bu sekmesi bahane değil abi. Kötü savunma. Malen! Malen! İnanılmaz! 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 Çok saçma, çok saçma. Biliyorum saçma olduğunu. Patladı. Aman Allah, maçı kazanmayı başardık. Malen, yanlışlıkla Malen'i oyuna soktum. X'i spamliyordum böyle geçsin diye, cutscene'i geçsin diye. Elimde R2'de kalmış, oyuna Malen giriyor. Ve Malen koşu yapıyor. Mahrez attığım pasta Malen öne çıkıyor. Ve çaprazdan Ronaldo atsa girmeyecek bence. Yani bazen girmeyebilir, golü atıyor. Maçı kahramanım Malen oldu. Gerçekten iyiydi. Son bir maç daha yapacağım. Bunun şerefine bir maç daha yapacağım. Çok güzel maçtı. Çok saçma ama güzeldi. Evet, bugünün son maçı. Bu videodaki son maç. Dragon. Allah. Klosterman nasıl bu sene? Varan var mı? Ben hiç yani şey yapmadım. Ronaldo. Senin pozisyonun. Cristiano. Aaa Neuer uzadı. Boyu uzadı Neuer'ın sanki. Renato patlama. Ne olur patlama. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam hiçbir şey yapmadan gol attı beyler ya. Maçın başından beri bir tek ben oynuyorum. Adam gol attı ya. Ronaldo çok uzak. Cristiano Ronaldo. Al sana gelsin bu da. Ben de hiçbir şey yapmadan gol atıyorum da ben metayı yapıyorum. Gerçi o da meta. Leverişken değil mi? En sevdiğim. Offside yok, devam. Çok güzel oynadık be. Çok güzel oynadık. Ronaldo çok iyi araya kaçtı. Arkaya kaçtı. Araya kaçtı. Arkaya kaçtı. Ondan sonra golü attık. Temiz. Çok temiz. Evet. Bu maçın sonunda da bu yakışırdı. Adam gerçekten yani ben ondan daha iyi olduğumu düşünüyordum. Zaten sonunda da farkı yarattık. Ante 100. Ronaldo çok güzel araya kaçıyor. Güzel galiba. 12 şutu 3 şutu var zaten. Kazanmamız gerekiyordu. Güzel. Division 4. Rank 2'yiz. Division 2'lere 1'lere çıkarız herhalde. Bayağı kassak da. Şu an o kadar çok vaktim olmuyor. Videolara daha çok yoğunlaşmak istiyorum. Yayında oynayacağız zaten. Bu arada bugün akşam saat 7-8 civarı yayında olacağım. 2 kişiye yemek sepeti kuponu da vereceğim. Yayınlara katılırsanız siz de kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Division 1'e doğru yolculuğumuz yayınlarda devam edecek. Burada da birkaç tane maç koyacağım. Kadromuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.